Ay Üssü, Ufuk Projesi. Gizliliği kaldırılan belgelerde Ay'da insanlı bir karakol inşa etmek için Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 1959 yılında Ufuk Projesi isimli planları olduğunu ortaya koyuyor. Ay'da devasa insanlı bir üs kurmak askeri ve bilimsel operasyonlar için potansiyel önem taşımaktaydı. Çünkü çok değerli bilimsel, askeri, siyasi prestij geleceği için bu ay üssünü ilk kuran ülke bu avantaja sahip olacaktı. Bu avantaja en çok sahip olmak isteyen ülke şüphesiz ABD olacaktı. Ay büyük ülkeler için her daim kritik, stratejik, göksel bir organ olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden geçmişe baktığımızda çok sayıda ülkenin ay yüzeyinde bilimsel karakollar planladığını görebiliriz. Ancak son zamanlarda sızan bazı belgelerde ABD'nin Ay için düşündüğü askeri varlığı ve projeleri ortaya çıkmıştır. Belgelere göre Ay'a insanlı bir askeri karakol gerekliliktir. Lunar Outpost'a göre Ay'da olası ABD çıkarlarını geliştirmek ve korumak için dünya ve uzay gözetleme tabanlı Ay yüzeyini farklı teknikler ile geliştirmek ve iletişim rölesi olarak ay yüzeyinde işlemleri temel alan bazı projeler yapılmıştır. Ayın keşfi için hizmet vermek ve uzaya daha fazla araştırma görünümündeki bu yapı aslında aydaki askeri operasyonlar için ve ay hakkındaki bilimsel araştırmaları desteklemek için gereklidir. Ayda bir karakol inşasının ülke için büyük bir önem taşıdığına 9 Haziran 1959'da ABD hükümeti karar verdi. Ve bu projeye Ufuk Projesi ismi verildi. Ayrıca bu proje ile Ay'da bir karakol kurulması diğer ulusların artan ilgisine ve Sovyetler Birliği gibi Ay'ın askeri, stratejik varlığını soruşturan ve araştırmalar yapan ülkelere yanıt oluyordu. Özellikle Sovyetler Birliği ilk olarak böyle daimi bir üs kurarak kendi için Ay'ın kritik alanlarını talep edebilirdi. Bu yüzden yarışı ilk olarak tamamlamak büyük önem arz ediyordu. Ancak birincil hedef her daim ay yüzeyinde potansiyel ABD çıkarlarını korumaktı. 1959 yılında uzay yarışı yepyeni bir seviye benimsiyordu. 2 yıllık Ufuk projesinin sunumundan sonra ilk Apollo görevi 27 Ekim 1961 tarihinde insanlık için yeni bir bölüm oluşturuyordu. Ancak birincil olarak ABD ve Sovyetler Birliği, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler sadece Ay'a seyahat planlamak ve gezegenin etrafında yörüngeye astronot yerleştirmek değil, onların planlarını çok önceden tahmin edebildiklerinden, onlarla içten içe Ay'da ve Güneş sistemimiz içinde askeri varlıklarını oluşturabilecek benzer projeler oluşturmaya başladılar. Ancak 1950 yılındaki elektronik, teknoloji, uzay tıbbı ve diğer uzay bilimindeki hızlı gelişmeler, Ay'da askeri bir ileri karakol kurulması için yeterli olmadı. Fakat Ufuk Projesi için çalışmalar devam etti. Ufuk Projesindeki karakolun daha sonra Ay'ın içindeki gazın araştırılmasında kullanılabilecek yeterli ekipmanı kontrol altına almak için belirli bir büyüklükte olması planlandı. Askeri karakol da bu sırada devamlı olarak çalışacak 20 kişinin yaşam ve yapıcı faaliyetine izin verecek şekilde tasarlanmıştı. Ay'da çalışacak personel içinse geleneksel Claymore mayın basınç giysileri uzay ve ay basıncı için astronot kıyafetleriyle beraber modifiye ediliyordu. Karakolun sürekli doluluk oranının maksimum uzantısını sağlamak için genişleme imkanı, personel temini ve kullanımı için tasarlanmış olması gereken planlanma sırasında araştırmacılar bu üssün dünyadan herhangi bir ek destek olmadan mümkün olduğunca uzun süre kendine yeterli olmasını düşünerek tasarladı. Ufuk projesi sadece ay araştırması için atılan bir adımdı. Yani sonuç olarak ay yüzeyinde bilimsel, ticari ve askeri potansiyeli soruşturmaya izin verecek Ay'da daimi insanlı bir yükleme noktası oluşturulacaktı. Ayrıca yakın gelecekte Dünya, Güneş sistemi ve uzayın Ay'da ve nihai keşif arasında seyahati kolaylaştıracak bir gözlem noktası olarak da hizmet etmesi için tasarlanmıştı. Eğer bu amaç gerçekleşseydi, uzayda ABD'nin bilimsel liderlik yapabilme imkanı oluşacaktı. Bilimsel keşifler ve araştırmaları desteklemek daha kolay olabilecekti.
Uzay, uzay keşif ve gözetleme, kontrol yeteneklerini arttırma, genişletilebilecekti. İletişimi geliştirmek ve haberleşme röle istasyonu olarak hizmet verecek ve genişletilebilecekti. Uzay araştırma ve geliştirme faaliyetleri için temel ve destekleyici bir araştırma laboratuvarı bulunacaktı. Derin uzay araştırmaları için bir kalkış alanı olarak karakol kullanılabilecekti. Uzay haritalama, anket sistemi, bilimsel araştırma ve geliştirme için bir fırsat sağlayacaktı. Diğer alan aktiviteleri için acil konuşlanma alanı, kurtarma yeteneği veya navigasyon desteği sağlayacaktı. Ama her şey bu kadar masum ve iyi niyetli değildi. Bu sadece Truva atının görünen yüzüydü. Çünkü ufuk projesinde Ay Karakolu'na dahil olacağı söylenen sofistike bir savunma sistemi de mevcuttu. Bunlar çoğunluğu Sovyetler Birliği'ni hedef alan Davy Crockett nükleer savaş başlığı kapasiteli, uzun güdümlü roketler ile herhangi bir ulusal saldırıya karşı savunma mekanizması adı altında uzaydan vurulmasıydı. Bu projenin sümenaltı edilip iptal edildiği söylense de bazı kaynaklar projenin Ay'ın karanlık yüzünde bitmiş olduğunu belirtmekte. Günümüzde ilerleyen teknolojiyi göze alırsak artık bu o kadar da imkansız görülmemekte. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.